Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İğniyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu üç renk ipleri birbirine çok yakıştırdım. Bu renklerden sizler için yine iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Modelim de şu şekilde arkadaşlar. Böyle küçük düz kayaların üzerine arkadaşlar model yapılıyor. Her zaman söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu iğne aşkı kanalının yapmış olduğu bir fotoğraf. Feyyacan'dan unutabilirim kusura bakmasın. Çok güzel bir arkadaşlar iğne yası tarifi ediyor. Hem Youtube'da hem Instagram'da modelleri var. Yapmak isteyenler bu şekilde iğne aşkından yapabilir. Evet arkadaşlar ben de bu şekilde iğne oyası olan modeli sizler için tığa çevirdim. İğne oyası bilmeyen tığ oyası bilen arkadaşlarımız için bu şekilde tıpkısının aynısını tığ oyasına çevirdim. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş oldu tığ oyasına da çok yakıştı. Çok zarif bir model oldu. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek bu şekilde İlk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Şöyle 3 tane ara suyu koydum arkadaşlar. Bu 3 ara suyuyla bana göre yeterli. Bu şekilde ara suyumuz. Şimdi bu çiçeğimizin yuvasıyla düz kaya ile başlıyoruz. Sonra da bu düz kayanın nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Evet tığ battığı ile ilk önce bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek ipimizi bu şekilde tığ battının içine tutturuyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip bir tane tığ battı yapıyorum. Bir, iki zincir. Evet. iki tane tığ battı yaparak kayamızın yapımına başlıyorum. Bir zincirimi çektim, hemen döndüm. Ve yandaki hemen yanındaki tığ battının içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. İki tane zincir çektim. Tek kalan tığ battımın içine girip burada bir tane yuva oluşturdum. Bakın arkadaşlar arada mesafe bırakmıyorum. Bir zincirle döndüm. Tek kalan tığ battımın içine sık iğne ile bu bir zincirimi buraya sabitledim. Yapımı bu kadar arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzatıyorum. Aparat olarak bu başlığı kullanıyorum arkadaşlar. Normalde tuhaf ileride tığı alırken kapalı başlıkla alıyoruz. Bu başlığı e, büyüklüğü çay karıştırıcısı da olabilir arkadaşlar. Yoğurt kovasının sapı da olabilir. Bu şekilde taktım. Yani orta boy pipet de olabilir aslında arkadaşlar. Kalem büyük ama bundan 3 tane şu şekilde yuva yapacağız arkadaşlar çiçeklerimiz için. Hemen aynı bu 3 zincirle yaptığım tek yuvanın içine giriyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Dibine bu şekilde arttım. Yine arkadaşlar bu tek yuvanın içine girdim. 1 2 tane zincir çektim. Bu şekilde 3'e tamamladım arkadaşlar. Tek yuvanın içine 3 tane hazırladım. Buradan tekrar aynı bu üç zincirli yuvanın içinden girip 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar işimiz bittiği için bakın bu plastikleri tercih etmemin sebebi arkadaşlar tahtalar hani budaklanma yapabiliyor ama plastiklerin çıkarımı daha kolay oluyor. Takılma, tüylenme iplerde. Altı zincirim arkadaşlar hemen yanındaki şu boş olan tığ battının içine girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. Artma işlemim gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar. Hem kayam hem yuvam hazır. Şimdi şu üç tane ara suyunu vererek devam ediyoruz. Bir, sıkı sıkı iki tane zincirimi çektim. Yandaki tığ battıya giriyorum. Bir, iki zincir. Yandaki tığ battıya girerek iki tane tığ battı yaptım. Bir zincirle dönüşümü yapıyorum. İlk tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Hem de burada bir tane kesim işlemi oluşturdum. Bir, iki zincir. Yandaki tığ battıya kapattım. Bir tane tığ battımız oldu. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar minik bir düz kayamız oluyor. 8 tane zincir sıkı sıkı 8 tane zinciri bu şekilde hemen yanındaki tığ battımın içine arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde 1-2 zincir. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın zinciri sıkı sıkı sert çekmenin sebebi güzel bir ardımın olması. Parmağımızda arkadaşlar ipimiz çok olduğu zaman sık olduğun zaman tığda mecburen gayet sıkı iş yapıyor. Eğer ip bol geliyorsa zincir işlemi de bol oluyor. Püf noktası olarak bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Elinizi e, ipinizi parmağınızda boş gelmesin. Gayet bakın şu gelen ip dar gelirse sıkı sıkı iki tane zinciriniz olur. Yanındaki tığ battıya girdim. Bir zincir çekerek döndüm hemen sık iğne ile sabitledim. Yine iki zincir. Yine arkadaşlar tek bir zincirle dönüşümü yapıp tek kalan yuvamada sık, sık iğne ile sabitledim. Üzerine 8 tane zincir çekiyorum. Ve 8. 8 zincirimi hemen arkadaşlar yandaki boş olan yerden sabitledim. 2 oldu. 1 2 zincir tığ battımın içine girerek kapattım. 2 zincir kapattım bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle çevirdim arkadaşlar. Hemen tığ içine sık iğne ile sabitledim. 2 zincir. Evet. Bir tane kalınca hemen bir zincir. 2 ve 1 zaten arkadaşlar. Çok da kolay ara suyumuz ve yuvamız aynı sistemle yapılıyor. Sadece arkadaşlar bu 3 tane kirpi yaptığımız için buradaki zincir sayımız 6 oluyor. Yoksa ara suyumuzun zincir sayısı 8. Hem de kafanız karışmadan kolay bir şekilde yapacağınız, hem gösterişli hem de iğne oyası gibi arkadaşlar duran bir modeliniz olacak. Dediğim gibi bu şekilde 3 tane ara suyu. Ara suyunun yapılışıyla aynı olan bir çiçeğimiz için ana yuva 3 tane de kirpik. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. ilk Evet arkadaşlar ilk çiçeğimizde iki tane turuncunun arasına bir turkuaz yeşili. Şimdi de iki turkuazın arasına bir turuncu yaparak modelimize başlıyoruz. Bu şekilde iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. İlk bu yaptığımız arkadaşlar ilmeğimizin arasına giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ipi bir şu şekilde uzatıyorum minik bir arkadaşlar buraya ilmek toplayacağız bu boyutta hemen sıradaki ilmeğimi yapmak için sık iğne ile yuvama girip ipimi öbürünün ilkin boyuna getirdim 2 3 5 tane topluyoruz dibine çek 4 yuvadan gir yani ilmeğin arasına gir dibine bir sık iğne yap bu şekilde arkadaşlar 5 tane ilmeği topladım 5'ini birden çekiyorum ve sık iğne ile tepesine sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar 5 tane ilmeği topladım bakın ilk önce arkadaşlar zincir çekmeden önce şuraya bir sık iğnemizi yapalım bu aradan girip bir tane sık iğne yapmak bu yapacağımız kirpikleri güzelleştirecek arkadaşlar bu şekilde. Bir tane sık iğne yaptım ilk başlamadan önce. 5 zincir. 5 zincirimi aynı arkadaşlar aradan tam orta yerinden girerek ilmek alıp buraya kapattım ilk kirpiğim. 5 zincirimi çektim. ikinci kirpiğim. 3 4 ve 5. Bu da üçüncü kirpi. Beş zincirli üç tane kirpi yaptık. Başında sık iğne yaptığımız gibi sonunda da bir sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde. Bir, iki ve üç zincir. Sıkı sıkı üç tane zincirimizi de çektik arkadaşlar. Aynı bu ilmeğimizin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu aşağı girmeyince arkadaşlar Şöyle yarım kalıyor. Yukarıda 3 kirpikle kesildiği zaman denedim sizler için hangisi daha güzel oluyor diye. Karşılaştırdım. Bu daha güzel ve hoş durdu. O yüzden bu üç zincirle aşağı inmeyi tercih ettim. Şimdi bir zincirimizi çektik. İpimizi de kopardık arkadaşlar. Şöyle tam ilmeğimizin ortasına getirip ortalıyoruz. Bu iplerimi de arkaya çekip yakayım. Evet arkadaşlar. İkinci ortadakini de turuncu yapacağımı söylemiştim. Bu ilmeğimin arasına giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar zaten göz kararı şu şekilde ipimi uzattım. Diğer 5 ilmekleri de bu boyda yapacağım. Şimdi elimle bu baş parmağımla bunu bastırıp tuttum. Yine yuvanın içine giriyorum. Dibinde bir zincir çekip bunun boyuna getirdim. 2 3 şunu bastırırsak ipi alırken sıkı e, dibinde zinciri veya sık iğne ne derseniz onu çekerken arkadaşlar şöyle baş parmağınızda tutarsanız o küçülme olmaz yine 5 tane ilmeği bu şekilde topladım hepsini birden bakın arkadaşlar çektim aradan geçip buraya kapattım Evet şu şekilde arkadaşlar. Bakın bura önemli. Şöyle sağa doğru çekerseniz aşağı doğru küçülme olmaz. Bu püf noktasını da sizlere göstermek istedim. Bu aradan girip yani 5 beş ilmeğin 5'inin arasından da bu şekilde tığımla girdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde buraya bir tane kirpik yapıyorum. 5 zincir. Aynı yerden üç tane kirpik yapacağım. Bu ikinci 5 zincir. Aynı yerden yani 5 beş ilmeğin beşini de arkadaşlar bu şekilde ayırarak üç tane kirpik yaptım bakın. Evet arkadaşlar. Bakın dedik ama Telefonumuz izin verirse inşallah bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Dibine de arkadaşlar ilk başlarken sık iğne nasıl yaptıysam bitişinde de kirpiklerimin güzel durması için sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim dibine sık iğnemden sonra yine bu üç zincirim arkadaşlar ilmeğimin arasına girip kapatıyorum bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi koparacağım. Evet arkadaşlar ipimi şu şekilde de koparayım. İpimi yakıp diğer arkadaşlar modelimi de yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Zincirler sıkı çekildiği için alt çimenimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ütülü gibi duruyor. Üstü de fıstık olduğu için bu da aynı şekilde arkadaşlar. Hiç ütülenmediği halde çok güzel ve çok zarif duruyor. İnşallah güzellik kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Hem kolay hem zarif. Hem iğneden tığa tıpkı iğne oyasını andırıyor. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.